Bu kanalın takipçileri hatırlayacaktır. Geçen yıl Şubat ayında dünyanın aktif olarak kullanılan en güçlü roketi olan Falcon Heavy'nin fırlatışını canlı olarak yayınlamıştım. Bu tarafta da diğer roketleri bekliyoruz. Evet bakın tekrar yaktılar dengeleyicilerini. O yayının en heyecanlı kısımlarından biri hız kazandırıcı yan roketlerin yani side boosterların dünyaya geri dönerek dikey bir biçimde iniş yapmasıydı. Üçüncü roketin okyanustaki bir platforma inmesi planlanmıştı ama kıl payı kaçırarak okyanusa gömüldü. Çeşitli gecikmelerden ve ertelemelerden sonra nihayet 2 gün önce Falcon Heavy ikinci kez uzaya gönderildi ve ben bu kez YouTube yerine Instagram hesabımdan bir canlı yayın yaptım. Geçen sefer olduğu gibi bu olayın da en heyecan verici kısımlarından biri roketlerin geri dönüşüydü. Üstelik bu kez üçüncü rokette başarıyla okyanustaki platforma iniş yapabildi. Bu görüntüleri hep böyle belli bir uzaklıktan izlediğimiz için roketlerin büyüklüklerini hayal etmekte biraz zorlanabiliriz. Toplam 70 metrelik bu muazzam yapıların dünyaya geri dönen parçaları 40 metre yükseklikte. Eğer bir şehrin ortasına yerleştirebilseydik 12 katlı bir binadan daha yüksek olacaktı. Bu dikey iniş olayıyla ilgili başka bir benzetme yapacak olursak, İstanbul Ortaköy'deki meşhur Büyük Mecidiye Camii'nin iki minaresini saatte 6000 km hızla yerden 60.000 metre yüksekliğe çıkarıp sonra da 5 dakika içinde dikey olarak yerlerine kondurmak gibi bir şey. Bir zamanlar İstanbul'u fethetmek için gemileri karadan yürütme teknolojisi kullanılmıştı. Şimdi uzayı fethetmek için buna benzer teknolojiler kullanılıyor. İlginçtir, ikincisinin gerçekleşmesinde de bir Türk ismin katkısı var. Peki nasıl başarıldı bu olay? Nasıl oluyor da oluyor bu roketler dikey olarak iniş yapabiliyor? Aslında bunları sadece bir roket olarak tarif etmek yeterli olmaz. Bunlar bildiğiniz uçan robotlar. Yani bildiğiniz uçan robotlar deyince tabii biz onları da sadece filmlerde görüyoruz. Ama gerçekten de bu roketlerin Optimus Prime'dan tek farkı yürüyememesi. Bunun dışında tıpkı otobotlar gibi bunlar da otonom robotlar. Kendi uçuşunu ve inişini dış bir müdahale olmadan yine kendi içindeki bilgisayarları ve yazılımıyla gerçekleştiriyor. Peki bu yazılımları kimler ve nasıl geliştiriyor? Her şey daha 9 yıl önce yayımlanan şu bilimsel makaleyle başladı. Mars'a gönderilen Curiosity yani Merak adlı rover'ın tam istenilen noktaya inişini sağlamak için yapılmıştı bu çalışma. Makaleye imza atan 3 kişiden biri olan Dr. Behçet Açıkmeşe, bu hassas inişi gerçekleştiren yazılımın algoritmalarından birini yazan kişi. Benim geliştirdiğim teknoloji yine bir yazılım, bir software yazılım, bir algoritma. Ama daha önce olmayan bir algoritmaydı. Oldukça da değişik bir algoritma. Şu ana kadar kullanılan algoritmaların çok ötesinde. Onun çalışma arkadaşı, yani bu makalenin diğer yazarı Lars Blackmore, Elon Musk tarafından SpaceX'e transfer edildi ve roketlerin dikey inişini sağlamak üzere görevlendirildi. NASA'nın Mars'a gönderdiği araçlar 20 kilometre çapındaki bir dairenin herhangi bir yerine iniş yapabilecek hassasiyetteydi. SpaceX bu iniş yarıçapını 20 metreye kadar küçültmeyi başardı. Bir başka deyişle 9 yıl gibi çok kısa bir süre içinde iniş hassasiyeti 1000 kat arttırılabildi. Peki bu neye mal oldu biliyor musunuz? Yüzlerce deneme yanılmaya. İlk denemeler yerleşim yerlerinden uzak ıssız alanlarda ve okyanuslarda yapıldı. Neredeyse tamamı başarısızlıkla sonuçlanıyordu bu ilk denemelerin. Tabii bunlara teknik olarak başarısızlık diyoruz. Aslında SpaceX için bu yapılan denemeler bir çeşit okul oldu. Hatalar da birer öğretmen. İlk başarılı dikey iniş daha 3,5 yıl önce gerçekleşebildi. 9 yıllık bu öğrenme sürecinin son 2 yılında 2017'den itibaren başarılı inişlerin sayısı başarısızları geçmeye başladı. Hatırlarsanız 2018'de yaptığım canlı yayında izlediğimiz o 3 roketten sadece ikisi başarıyla inebilmişti. İşte %67'lik bu başarı oranının %100'e çıkartılmasına daha 2 gün önce tanık olabildik. Gözlerimizin önünde hızla gelişen bir teknolojiyi izliyoruz. Hatalarla başlayıp daha sonra her yapılan hatadan bir şeyler öğrenerek kendini geliştiren bu insanlardan umarım biz de kendi adımıza bazı dersler, paylar çıkartıyoruzdur. Çünkü bütün bunlara tecrübe deniliyor arkadaşlar. Deneyim sahibi olmak.
İstanbul'un fethi de öyle bir gecede gerçekleşmemişti. Daha önce defalarca denenmiş ve defalarca başarısızlığa uğranmıştı. Başarı için ilk şart tecrübeli olmak. Ama tecrübeli olmak için ilk şart yaşlı olmak değil. Fatih'in yaşında onun yaptığı gibi geçmişteki başarıları analiz etmek gerekiyor. Tabii bu tek başına yeterli değil. Gemileri karadan yürütmek için nasıl bazı problemleri çözmek gerektiyse, roketleri dikey olarak indirmek için de pek çok problemi çözmek gerekti ve bunlardan en önemlisi konveks optimizasyonu problemi. A noktasından B noktasına yakıtı tüketmeden ulaşmanın en iyi yolu nedir? Bu yol nasıl bir geometrik şekle sahip olmalıdır? İşte bu problemi çözebilen bilgisayar algoritmaları geliştirilerek en optimize rotalar oluşturuldu. Bunun sayesinde de roketler gökyüzünde adeta bir dans koreografisi sergiliyor. İlk aşamada yan roketler ayrılıp fırlatma rampasının yakınına geri dönüyor. İkinci aşamada ana roket de ayrılıp bu kez okyanusa iniş yapıyor. Bu iniş manevraları toplam 6 adımda gerçekleşiyor. İlk adım taşıyıcı roketin ayrılması. Yaklaşık 60 kilometre yükseklikte gerçekleşiyor. Bazı görevlerde bu daha da yükseğe çıkabiliyor. Ne kadar yüksekte gerçekleşirse iniş de doğal olarak o kadar zor oluyor. İkinci adımda ayrılma sırasında yatay bir pozisyona gelmiş olan roket tekrar dikey pozisyona döndürülüyor. Bunun için roketin yanlarında bulunan soğuk gaz püskürtücüleri kullanılıyor. Üçüncü adımda roketin 9 motorundan 3'ü tekrar ateşlenip doğru rotada yoluna devam etmesi sağlanıyor. Dördüncü adımda roket dünya atmosferine girerken merkez motor ateşleniyor. Tabii bu arada hava koşullarının, rüzgarın, roketin ağırlığının ve kalan yakıtın sürekli olarak da gerçek zamanlı olarak hesaplanması gerekiyor. Roketin üstündeki kameralarda da rahatlıkla görebildiğimiz bu ızgara yüzgeçler açılıyor. Bu yüzgeçlerin görevi roketi stabil hale getirmek çünkü bu noktadan sonra inişin dikey olarak devam etmesi gerekiyor. Beşinci adımda son ateşleme gerçekleştirilerek roketin hızı yavaşlatılıyor ve bu adımda sıkıştırılmış helyum yardımıyla karbon fiber ve alüminyum iniş takımları açılıyor. Altıncı ve son adımda da Falcon roketi fırlatıldıktan 9 dakika sonra inişini tamamlıyor. Eğer 3 parçalı Falcon Heavy fırlatıldıysa bunların ikisi karaya iniş yapıyor. Üçüncü roket ya da Falcon 9 roketi fırlatıldıysa ana roket okyanustaki bir başka robotla buluşuyor. İçinde insan olmayan bu otonom drone gemiyle. Böyle bir iniş gemisinin kullanım sebebi roketlerin yakıt optimizasyonunu sağlamak. Konunun teknik tarafları kısaca bu şekilde ama işin bir de mizah tarafı var. Şimdi son yaptığım iki canlı yayında da fark etmişsinizdir. Okyanusa inmekte olan roket son ateşlemesini, o yavaşlama ateşlemesini yaptığı anda uzaktan gelen o video sinyali kesiliyor. Bağlantıda bir kesiklik meydana geliyor ve o sırada da ekranda bir yazı beliriyor. Unstable video connection, of course I still love you. Biz de eskiden TRT ekranlarından böyle teknik arıza olduğunda yayınlanan Necefli Maşrapa'nın modern versiyonu diyebileceğimiz bu uyarı mesajının anlamıysa şöyle. Kararsız video bağlantısı, tabii ki seni hala seviyorum. Şimdi buradaki tabii ki seni hala seviyorum ifadesi böylesine gergin bir iniş anında bizlerin yüzünü gülümsetmeye, yumuşatmaya yarıyor gibi gözükse de aslında iniş yapılan o platformun geminin adı bu. Yani tabii ki seni hala seviyorum gemisi. SpaceX roketlerini indirdiği okyanus üzerinde hareket edebilen bu drone gemilerine işte böyle tuhaf isimler veriyor. Mesela bir başka gemisinin adı Just Read the Instructions. Hani elektronik bir alet aldığınızda kutuyu açıp içine baktığınızda onun içinden bir kullanım kitapçığı çıkar ve kitabın üstünde de Read the Instructions yani kullanım kılavuzunu, yönergeleri oku der ya. İşte roket uzaydan dünyaya iniş yaparken indiği platformun üstünde tam olarak bu yazılı. Just Read the Instructions, sadece yönergeleri oku. Bu arada SpaceX'in web sitesine girerek roketlerin kullanım kılavuzunu sizler de indirip okuyabilirsiniz. İşte bu tuhaf isimli gemilerin isim babası kim biliyor musunuz? Bir bilim kurgu yazarı olan Ian M. Banks. Onun romanlarındaki uzay gemilerinin isimleri aslında bunlar. Yani bu adamlar çok ince hesaplar kullanarak roketleri dikey olarak indirmenin yanı sıra bu işleri yaparken eğleniyor, kültürel göndermeler yapıyor. Benzeri bir ince detayı Tesla Model 3 ile ilgili yaptığım videoda da sizlere göstermiştim. Orada da arabaya isim verirken Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabına bir gönderme vardı. Dikey iniş yapan bu roketlere ve onların iniş yaptıkları bu yüzen platformlara robot dememin ve onları Optimus Prime'a benzetmemin de özel bir sebebi var. Geçenlerde kıyıya bağlıyken Of Course I Still Love You gemisinin üstünden uçan bir drone, geminin üzerinde yapılmakta olan bir robotu görüntülemiş. Falcon 9 roketlerinin inişine yardımcı olacak olan bu yeni robota
SpaceX çalışanları Optimus Prime adını vermişler. Bilim kurgu severlerin gözlerine inanamadığı olayların yaşandığı günlerden geçiyoruz. 2018 yılı dünyada uzay teknolojilerine yapılan yatırımların zirveyi gördüğü bir yıl oldu ve bu yatırımlar giderek artacağı benziyor. Ben de tasarım ve teknoloji ağırlıklı içerikler hazırlayan birisi olarak bu konuya ilişkin videolarımın sayısını arttırıyorum. Bunları izleyen sizlerin ilgisinin arttığını görmek de heyecanımı bir kat daha arttırıyor. Hazırladığım videolar, yaptığım canlı yayınlar sadece Türkiye'de değil, dünya çapında en çok izlenen, bu konuyla ilgili en çok ilgi gören içerikler haline dönüşüyor. İşte bu konu NASA'nın da ilgisini çekmiş olmalı ki bir sonraki roket fırlatışına beni de davet ettiler. Evet, NASA bu video yayına girdikten yaklaşık 10 gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na SpaceX'in Falcon 9 roketini gönderecek ve beni de 25-26 Nisan tarihlerinde oradaki görevlilerle tanışmak ve bu fırlatışı izlemek üzere Kennedy Space Center'a davet ettiler. Oraya gidince ben de bol bol video çekeceğim. Hatta mümkün olursa canlı yayın yapmaya çalışacağım ve sizlerin de oraları gezmesini, bu fırlatış deneyimini yaşaması için elimden gelen çabayı sarf etmeye çalışacağım. Sizlerden tek bir ricam var. Bu tür teknolojik gelişmeleri görenlerin genellikle iki tür yaklaşımı oluyor. Birincisi, onlar neler yapıyor, biz daha neredeyiz şeklindeki pesimist bakış açısı. İkincisi ise onlar bunları yapabilirse biz de yapabiliriz şeklindeki optimist bakış açısı. İşte benim sizden ricam ikinci yolu seçmeniz. Bardağın dolu tarafını görmeniz. O yüzden de bu videoda sizlere hem tarihten hem de günümüzden iki önemli örnek verdim. Bu roketler nasıl oluyor da iniyor? Daha uzaya bile çıkılmadı, Mars'a hiç gidilmedi diyenler o ilk gruptaki pesimistler. Gemilerin karadan yürütüldüğüne inanıyorsun da bu roketlerin dikey olarak indirilebildiğine niye inanmıyorsun? Bilgisayar efektleriyle, görsel olarak yanıltmacalarla bize bunları inandırmaya çalışıyorlar diyorsun. Neyse, onlar hem kendilerini hem de çevrelerini bu karamsar bakış açısıyla geriye çekmeye devam ede dursun. Rize Ardeşen'de doğan biri Mars'a rover indirilmesini sağlayan bir bilgisayar algoritmasını yazdı. Dünyada ya da artık uzayda yapılabildiğini gördüğün bir iş varsa bil ki o işi potansiyel olarak herkes yapabilir. Ama kinetik olarak gerçekten bunları ve daha fazlasını yapabilmek için sahip olduğunuz enerjiyi yönlendirmeniz gerekiyor. Bu da her şeyden önce inanç ve umutla olur. Bunlar, yani inanç ve umut, o roketlerin üzerindeki yönlendirici ızgara yüzgeçler gibi. Teknolojik gelişmelerle ilgili okuduğunuz haberler, izlediğiniz bu ve benzeri videolarda roketlerin yanındaki o soğuk gaz püskürtücüleri. Habire gaz püskürtüyoruz sizin üzerinize. Tabii bunlar sadece içinizdeki o potansiyel enerjiyi dışarı çıkartıp doğru yönde kullanmanıza yardımcı olacak şeyler. Ama uzaya sadece bunlarla çıkılmıyor. Bir de çok güçlü motorlara ihtiyacınız var. O motorlar içinizdeki çalışma azmi. Onları ne kadar güçlendirirseniz o kadar yükseğe çıkarsınız. Size kimse inanmasa bile. Memleketime gittim, Ardeşen, Rize. Orada benim bir avukat arkadaşım var, hem de kendisi de yazardır. Onunla konuşuyoruz. Bana soruyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. Ben de anlattım işte, bir ay içinde Mars'a ineceğiz falan. Adam şaşırdı. Sanki ona dalga geçtiğimi falan düşündü bir an için, ama dedi ki sen bunu burada birisine söylesen sana inanmazlar. Bu ya mahallenin delisi derler ya bu adam atıyor derler. Ben de o anda düşündüm, adama hak verdim aslında. Çünkü Ardeşen'le sokakta dolaşırken birisine sen ne iş yapıyorsun dediğinde ben Mars'a uzay aracı indiriyorum cevabını aldığında insanların ilk cevabı bu adam herhalde sağlık durumu pek iyi değil olacak.